Tamam. Evet, şu an güzel. Tamam, giriyorum. Giremiyoruz. Kayda girememek. Bunu kamera arkasına koyacağım. Aç yolu, geri git, geri. Git sen, git, 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 git. Tamam, kal öyle. Ha? Yapacağım, başına girişten öncesine koyacağım. Şuraya mı gitseydik? Neyse, burayı iyi ya. Değil mi? Ama çok gelen giden var ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bu videoda biraz sanayi serüveni yapacağız. Gelin serüvenimize bakalım. Neler olmuş, neler bitmiş hep birlikte görelim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Siz araç muayenesinde nelere dikkat ediyorsunuz? Araç muayenesi öncesinde ne tür bakımlardan geçiriyorsunuz aracınızı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hadi gelin şimdi videoya geçelim. Araç muayenesinde ve muayene öncesinde neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Bizim aracımız ticari bir araç olduğu için yılda bir muayeneye giriyor. Bu konuda oldukça tecrübeli bir seviyeye geldik artık 9 yıldır. Bugün de 9. muayenemizi yaptık ve 2022 etiketimizi aldık. Şimdi öncelikle aracınızı muayeneye götürmeden önce belli bir kontrollerden geçirmeniz gerekiyor. Esasında kontrolden önce randevu almanızı ben tavsiye ediyorum. Randevular 30 günlük periyotlarla açılıyor. 30'ar gün öncesinden randevu alabiliyorsunuz. Mesela bugün ayın 28'i, 28 Ağustos. Eğer randevu, mesela muayene son geçerlilik tarihiniz 28 Eylül ise bugünden itibaren alabiliyorsunuz. Randevuyu alırken doğru yerden aldığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konuda TÜVTÜRK sık sık insanları uyarıyor zaten. Doğru adresten almanız gerekiyor. tuvturk.com.tr internet sitesi. Ekran görüntüsü olarak da görüyorsunuz zaten. Buraya giriyorsunuz. Sağda plaka ve ruhsat seri numarasını girdiğiniz bir sekme var. Solda pardon. Doğru sitede olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Ekran görüntüsünü ben koyarım zaten şuraya. Şuraya bir yere koyarım. Doğru siteye girdikten sonra solda randevu için şehrinizi seçiyorsunuz. Araç plakanızı giriyorsunuz ve ruhsat seri numaranızı giriyorsunuz. Plakanızı ve ruhsat seri numaranızı girip devam butonuna tıklıyorsunuz. Buradan ilçenizi, hangi istasyondan almak istediğinizi seçip saatinizi onaylayıp araç muayene randevunuzu oluşturuyorsunuz ve telefonunuza zaten mesaj düşüyor hemen. Bunun ardından aracınızı muayeneye götürmeden önce rutin bir kontrolden geçmenizi ben öneririm. Frenlerinizi, süspansiyon sisteminizi, ön takımınızı, motor kısmını, sileceklerinizi, aydınlatma ampullerinizi, yani aydınlatma grubunuzu kontrol etmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar aracınızın muayeneden geçmemesine sebep olacak eksileri olabilir. Mesela biz ne yaptık? Bizim fren balatalarımız artık bitmeye yaklaşmıştı ve rampa çıkarken fren hidroliği uyarısı veriyordu. Ve bu bağlamda biz de fren balatalarımızı 9 yıl ve 96.000, 97.000 kilometrenin ardından değiştirdik. Gelin şimdi fren balatalarımızı değiştirme görüntülerini izleyelim. Saat daha 9.30. Sıraya bak. Yoğun. Evet, şimdi araba lifte çıkardık arabayı. Bakalım balatalarımız değişecek. Ne durumda olduklarını çok merak ediyorum. 96.000 kilometre. Bir ay sonra 9 yaş. Şöyle lastiği bir söküyoruz. Balata bitmiş ya. Bitmiş balataya ekmek almışız ya. Balatalarımız bitmiş. Arabayı da yeni yıkamıştım. Çamur olmuş yine ya. Şu yaprak yay sistemi, makas sistemi. Biz bu tarafa gösterelim. Dolu dolu yeni balatalarımız. Ön takımda da bir sıkıntı yok ya.
Evet, şimdi klima gazı basılacak. Kaputu açtık. Şurada bir Corsa vardı. Onunki basıldı. Makineye gaz doluyor galiba tekrar. Tam bilmiyorum basamakları nasıl oluyor diye. Kaputu açtık işte, bakalım. Bekliyoruz. Hidrolik seviyemize baktım, fren hidroliği yeri yerine çıktı, baktık ona. Zaten test sürüşüne de çıkacağız. Motorumuz yine pislenmiş. Balatalarımız değişti. Ya usta çok yanaşmıyordu çekime. Yani müesseseden izin aldım ama usta pek yanaşmıyordu beni çekme falan dedi. O yüzden onu çok çekmek istemedim. Böyle bir sanayi vlogu yapalım. İşte fren balatası değişimi, klima gazı değişimi, araç muayenesi toplu bir video şeklinde olsun çıksın. Güzel bir video olur umarım. Keyifli seyirler. Devam edin. Kolay gelsin. Evet. Makineyi yanaştırdık. Gaz basacağız şimdi. Klima gazını, klima hortumlarına bağladık burayı. Şu an geri çekiyor içindeki gazı. Ne kadar gaz var çok merak ediyorum. Bakalım, göreceğiz. Bu makine bayağı şey bir makine. Kapsamlı bir makine. Kaçak kontrolü falan da yapıyor. Bayağı gerekiyordu ya. Kliması bayağı soğutmuyor şu an. En sonunda anca soğutmaya başlıyor. Zamanı gelmiş demek ki. Bakalım. Evet, bu rampada fren hidroliği kullanma kılavuzu uyarısı veriyordu. Bakalım şimdi aynı hızlarda 20-25'te çıkarken uyarı verecek mi? Buralarda ötmeye başlıyordu. Dıt 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 diye ötüp fren hidroliği kullanma kılavuzu uyarısı veriyordu. Şu an görmüş olduğunuz üzere hiçbir uyarı, hiçbir ses vesaire yok. Göstergeyi gösterebilirsin. Şu an herhangi bir uyarı, ses vesaire yok. Balata değişimi sonrası bu hata da çözülmüş oldu. Evet, fren balatalarımızı ve klima gazımızı değiştirdik. Ön arka fren balatası işçilik dahil 750 lira tuttu. Klima gazı değişimi de 150 lira tuttu. Toplam 800 lirayla bu sanayi serüvenine nokta aldık. Şimdi muayeneye gidelim. Muayeneden de kısa kısa, Tuğtürk'te normalde yasak ama hani kısa kısa böyle raporda ne çıktı, muayeneye girişini çıkışını kısa kısa çekelim. Videoyu gelin, kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi fren balatalarımızı değiştirirken ekstradan bir de klima gazı değiştirme vurdu piyangodan. Klimamız iyi soğutmuyordu. Gitmişken onun da gazını tekrardan... Lan arabanın içine böcek girdi. Klimamız iyi soğutmuyordu. Biz de klima gazımızı yeniden değiştirdik. Onun görüntülerini görebilirsiniz. Oradaki makine çok güzel makinaydı. Kaçak kontrolü yapıyordu. İçindeki gazı alıp temizleyip yeni gazı bastı. Klimamız şu an buz gibi soğutuyor. Bunun ardından muayeneye doğru yola çıktık ve Karacabey istasyonuna muayeneye gittik. Bakalım muayene serüveninde neler yaşadık. Tuğtürk'e geldik şimdi. Sıra numaramızı aldık. Arabayı da çektik buraya. Bakalım, bekliyoruz. Evet, şimdi sıra geldi. Babam içeri girdi. İşlemleri yapıyor. Pandemiden dolayı bir kişi alıyorlar içeri. Burada da tek bir tane tünel var. O yüzden biraz da kalabalıkmış. Şöyle sıra bekleyeceğiz gibi duruyor. 2 gerçi bizim sıra. 202. 200 ile başlıyormuş. 2'yi verdi bize. Bakalım ne kusur bulacaklar 500 lira verdiğimizde. Göreceğiz. Babam girdi içeri. Egzozu da galiba içeride yapıyorlar. O olayı biz anlamadık. Normalde çok kanallı yerlerde ayrı bir egzoz istasyonu oluyor. Orada ölçüyorlardı. Burada ayrı bir egzoz yeri göremedik. I'm sorry.
Evet, muayene aşamalarını izlediniz. Şöyle 2022 etiketinde aldık. Bu muayeneyi de burada kapattık. Rapor aldıktan sonra da bakarız ne var ne yok. Evet, gördüğünüz gibi aracımız muayeneden çok kolay bir şekilde girdi ve çıktı, geçti. Muayene tecrübesi olarak Karacabey istasyonu iyi bir istasyondu ama tek tünel olduğunu bilmiyorduk. Biz tek tünel olduğunu bilseydik gitmezdik çünkü biraz sıra bekledik. Kestel'e gitseydik de aynı sürede tamamlanacaktı aslında. Burada şöyle tabii bir enstantane oldu, onu da söyleyeyim. Bizim araba girdi, çıktı. Gördüğünüz gibi sonda hayırlı olsun dedi, etiketi yapıştırdı. Ben arabayı kenara aldıktan sonra geldi, dedi ki bir aracı 5 dakikada alabilir miyiz dedi. Biz tabii Allah Allah ne oldu acaba, bir sıkıntı mı çıktı derken araba öbür baştan bir daha girdi tünele. Babam baktı işte personele denetim çıktı. Şansımıza sistem rastgele denetim atıyormuş. O da bize vurdu. Biz iki kere muayeneye girmiş olduk böylece. 500 lira verdik. Bunun karşılığında gelin bakalım ne kusur bulmuşlar. Birlikte bakalım. Evet, muayeneden çıktıktan sonra bize bir rapor veriyorlar. Gelin şimdi bu rapora bakalım birlikte. Kişisel bilgilerin olduğu kısmı gizleyeyim. Şu alt kısmını da çok göstermeyelim. Gördüğünüz gibi kısa hüzmeli far ayarımız ve uzun hüzmeli far ayarımıza hata buldular. Ben şaşırdım aslında. Motor no okunamıyor kusurunu bekliyordum. Burada gördüğünüz gibi uzun far ve kısa far ayarlarında bir hata olduğunu iddia etmişler. Çok büyük de bir sapma yok gibi gözüküyor. Kilometre olarak da 97.134 kilometrede girdik ve muayenemizi hallettik. Gördüğünüz gibi muayene evrağımızı aldık ve far ayarlarımıza hata buldular, kusur buldular. Ve bu yılki muayene serüvenini de kapattık. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım güzel bir video olmuştur. Sanayiye gittik bu videoda. Araç muayenesine gittik. Güzel bir serüven oldu. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.